İpek nerede? Hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden öldü. Senin yüzünden öldü kızım. Hayır. Bir göremez. Ölemez. Hayır! Yavaş. Hayır. Sen iyi misin? İpek nasıl, aldılar mı ameliyata? Ameliyata gerek kalmadı. Pıhtı kendiliğinden kaybolmuş, durumu çok iyi. Ciddi misin Meryem abla? Bugün taburcu oluyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Aslan çıkış işlemleriyle uğraşıyor. Seni burada görmesi iyi olur, tamam mı? Gitsen iyi olacak. Tamam, ben gideceğim ama İpek'i görmeden gitmem. Ama... Bana geri döndün İpek böceği. Sen ne zaman uyandın? Hep iyi oldu. Nasıl ya, ben banyodan çıktığımda sen uyuyordun. İşte tam o esnada uyandım. Yani sen benim orada giyinirken izledin, öyle mi? Ne kadarını gördün? Merak ettiğim kadarını gördüm. Emir, bu yaptığın hiç hoş değil. Resmen fırsatçılık. Bence gayet hoştu. Bak, benimle doğru konuş. Ne biçim bir adamsın sen ya? Öyle gizli gizli izlemeler falan, ayıp ayıp. Niye? Karım değil misin? İster bakarım, ister severim. Öyle mi? Hele bir yap. Bak bakalım ne oluyor. Ne olacakmış? Avukatın dediklerini iyice anladın mı? Anladık bu. Sen İpek'le barışmak için evlerine gittin. Arabayı Rüstem kullanıyordu. Rüstem Savaş'la İpek'i öpüşürken görünce dayanamadı. Aile sadakatinden dolayı gitti, kıza çarptı. Ya yeter, anladık, 100 kere anlattım. İyi dinle. Açık vermemen lazım. Bak yalnız güzel senaryo ha baba. Bak istersen benim senarist arkadaşlarım var. Bir tanıştırayım. Eleman arıyordu, ha? Bana bak. Düzgün konuş. Teşekkür edeceğine dalga geçiyorsun. Dua et kız seni şoför koltuğunda görmedi. Görseydi kıçını ben bile kurtaramazdım. Tamam, eyvallah, anladık. Beni sen kurtardın. Ama bana bayıldığın için değil. Senin adın lekelenmesin diye yapmadım mı bu işi? Küstahlık etme. Bir daha adımı falan düşünmem. Cezanı köpek gibi çekersin, haberin olsun. Savaş. Seni çok özledim. Ben de seni sevgilim. İyisin değil mi? Bir ağrısızın falan bir şey yok. Merak etme, iyiyim. Hem sen yanındasın ya, daha iyi olurum. Ben hep senin yanında olacağım. Allah'ım sana şükürler olsun, bana epey mi bağışladın? Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Merak etme.
yakını öyle kolay kolay bırakmayı düşünmüyorum. Ne, unuttun mu? Biz sonsuza kadar yaşayacağız. Yaşayacağız sevgilim. Yaşayacağız. Çok yorma kendini, yat. Ben senin elini hiç bırakmayacağım. El ele yaşlanacağız seninle. İşlemler tamam, çıkabiliriz. Aslan! Bir şey söyleyeceğim ama kızma. Savaş içeride değil mi? Üzgünüm, engel olamadım. Bıraksana. Biz seninle gerçekten evli değiliz. Oyun bu. Ben senin karın falan değilim. Sen bana elini süremezsin. Yalvarsan da sana elimi sürmem zaten. Hem merak etme. Gözümü açtığımda çoktan giyinmiştim bile. Hiçbir şey görmedim. Öyle olmasa bile zaten bakmazdım. Allah katında kanun karşısında helalimsin. Bir kadına öyle bakmam için önce kalbimdeki mühürü açması gerek. Benim de öyle. Güzel. O zaman sorun yok. Gel. Bunları büyük ana gönderdi. Gelin ablam için. Sultan anam hamilesin diye ortalığı yönetiyor. Bir hazırlık ki sorma. Tamam, biz konuşuyoruz anne, sağ ol. Emir? Ama burada bir servet var. O ne ki? İlk torun bizim için çok kıymetlidir. Bu çok güzelmiş. O büyük ninemindi. Babama hamileyken babaanneme o vermiş. Babaannem bunu sana yolladığına göre seni gelini olarak kabul etmiş demektir. Ama ben bunu alamam ki. Ben gerçekten hamile bile değilim. Ama çok güzelmiş. Onu bırak da biz gerçekleri babaanneme nasıl anlatacağız? Sen onu düşün. Oğlum. Çok şükür. Abi. Ay. Çok korktum. Hoş geldin oğlum. Ya tamam anne, abartmayın, alt tarafı bir gece kaldım. Öyle deme oğlum, biz burada öldük dirildik. Öyle vallahi, çok korktum. Ya tamam iyiyim, merak etmeyin. Nasıl bir iftiradır bu Kerim? Sorma anne işte ya. Çamurat izi kalsın. Hayırdır Müjgan teyze? Hortlak görmüş gibisin. Herhalde içeriden çıkamayacağımı düşünüyordun. Ay yok Kerim Bey, olur mu öyle şey? Müjgan, gördün mü oğlum başımıza ne işler açtı? Ama bunları sonra konuşacağız. Neyse, hadi içeri geçelim. Ben dışarı çıkıyorum, arkadaşımla buluşacağım. Abim. Yakışıklı abim benim. Sen de git. Şu oğluna söyle. Ben 9 canlıyım. Benden öyle kolay kolay kurtulamaz. Perihan, gömleği buldun mu? Buldum babacığım, ütüleyip getirdim. Sağ ol kızım, sağ ol. Anne? Müjgan, neyin var? Bembeyaz olmuşsun. Kerim Bey'i serbest bırakmışlar. Ay biliyordum. Nasıl olur ya? Babacığım güneş balçıkla sıvanmaz. Ben çıkıp bakayım, belki bir şeye ihtiyacı vardır.
Savaş her şeyi gördüm dedi. Arabada bulundu. Bu kadar kanıt varken bu adamı nasıl salarlar ya? Rüstem suçu üstlenmiş. Ha, şimdi anlaşıldı. Şimdi Kerim Bey Savaş'ın üstüne daha beter gidecek. Çocuğu iyice bunaltacak. Ya İbrahim, gözünü seveyim bir şey yap. Bir şey yap da oğlumuz İpek'ten vazgeçsin. Senin ne işin var odada? Ha? Ben sana kızından uzak duracaksın demedim mi? Aslan abi sakin ol bir konuşalım. Abi deme bana. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Ya ama... Bunları kızıma göz dikmeden önce düşünecektin. Ben kızınıza göz falan koymadım. Ona aşık oldum. Bunda yanlış bir şey yok. Var! Bu işte bir yanlışlık var diye kızım ölümden döndü. Sen de geçmiş karşıma konuşuyorsun. Lan şeytan diyor var ya. Ya sakin olun şimdi sırası mı? İpek daha yeni iyileşti. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi üzülmesin. Sonradan üzüleceğine şimdiden üzülmesi daha iyidir. Haksızlık ediyorsun Hasan abi. Evet haksızlık ediyorum var mı? Savaş bu iş bitti. Bir daha kızımla görüşmeyeceksin. Bu benim son sözüm. Savaş sen de git artık hadi. Hadi. Gel, gel buyur. Gelin hanım. Ben kahvaltı ettim, sağ olun. Aa, bu kahvaltı değil. İlaç bu, ilaç. Tılsım, tılsım. Oturayım o zaman. Ye ki beben iyi büyüsün. Aa, sen altınlarını niye takmadın? Hepsi senin onların. Gerçekten teşekkür ederim, hiç gerek yok. Olmaz olur mu hiç? Onlar sana az bile. Hele ben bir oğlanı kucağıma alayım. O zaman bu konağı senin üzerine yapacağım. Oğlan olduğunu nereden biliyorsun babaanne? Kız da olur. Ama o zaman konak çok olur. Ha. Yayla evini gelinin üzerine yaparız. Niye canım? Kız erkek fark etmez. Ben konağı isterim. Sen bir doğur da sağlıcakla. O zaman düşünürüz. Ah, güzel kızım benim. Pek de narinmiş. Şu bileklere bak. İncecik. Emir, kadın dediğin böyle incecik bilekleri olacak. Yaren, nerede kaldı gelinimin taze keçi sütü? Daha sağmadınız mı? Ne keçisi? Ne sütü babaanne? Gelinim keçi sütü içsin diye keçi aldırdım. Bahçedeler. Ama belli ki sağmayı beceremediler. Ben bir gidip bakayım şunlara. Emir, ben... Öldüm de cennete mi geldim? Hamile olduğun yalanını biraz daha uzatırsak fena olacak. Emir, ne olur izin ver şu anın keyfini 5 dakika daha süreyim lütfen. Çocuk musun sen ya? Ama Emir, ya bana nasıl iyi davranıyor baksana bak 5 dakika söz veriyorum. Sonra söyleyeceğim. Mal çok güzel. Baba. Oğlum. Kerim'i salıvermişler. O ne demek ya? Bizim şoför Rüstem var ya. Ben yaptım demiş. Suçu üzerine almış. Ulan var ya bunlar kesin para yedirdiler. Aman oğlum bak dikkat et. Bunlardan her şey beklenir. Çok tehlikeliler. Tamam baba sen merak etme. Vay be. Kerim Kırımlı minareyi çalsın babası kılıfını uydursun.
Ama ben size o kılıfı giydirmesini bilirim. Ben seni çok özledim. Ne oluyor ya? Benim arabanın yerini babana sen mi söyledin? Hı? Ne arabası, ne diyorsun? İpeğe çarpan araba. Ne diyorsun, benim bir şeyden haberim yok. Bana bak. Siz ailece savaşa ajanlık mı yapıyorsunuz yoksa? Ha? Eğer böyle bir şey varsa bunun bedelini ağır ödersin. Anladın mı beni? Kerim, ne diyorsun? Ben senin tarafındayım, bilmiyor musun? Tabii ki benim tarafımda olacaksın. Çünkü akıllı olan insanlar her zaman güçlü tarafı seçer. Hadi git şimdi bana filtre kahve yap. Kendime geleyim. Efendim Buse. İpek taburcu mu olmuş? Güzel. O zaman bütün evi çiçeğe boğuyorsun. Oğlum ben ne bileyim işte, orkide morkide bir şeyler alın. Bak ne kadar pahalı çiçek varsa hepsini gönderiyorsun, anladın mı? Tamam. Orada görüşürüz. Getir bakayım nasıl çıkmış. İşte güzel olmuş. Akrabalar merak ediyordu. Gelinimi görsünler. Birkaç tane daha çek pehlivan. Çekin büyük hanım. Çektin mi? Gel oğlum gel. Aşkım sen de gelsene lütfen. Gel. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bu fotoğrafları memlekete göndereceğim. Gelini çok merak ediyorlar. Ama gebe olduğunu falan söylemedim. Allah korusun nazar falan diye. Çek pehlivan çek. Sen de gel. Çekiyorum büyük hanım. Getir, getir de bir bakalım nasıl çıkmış. Bakalım hadi. Bak bakayım kızım nasıl çıkmış. Ay çok güzel. Şu hale bak. Vallahi başımıza kırmızı kar yağacak. Ben de büyük anayı tanıyorsam bu işin içinde kesin bir şey var. Ne iş olacak kız? Pehlivan abi, bu kadın hiç kırımlı bir gelinden doğacak torun ister mi? Daha düne kadar gelin avlayıp bir kaşık suda boğacaktı. Bunun planladığı bir şey var. Çok fotojenik. Büyük ana, telefon çalıyor, getireyim mi? Yok yok, komşudur. Ben gider bakarım. Ya tamam, 5 dakika. Sonra söz söyleyeceğim. Ay bir baksana ama nasıl güzeliz bir bak. Maşallah ne kadar güzel çıkmışız değil mi? Tamam Rukiye. Kadına söyle, beni beklesin. Arabayla gelir alırız. Karışımı da hazır etsin. Bu bebekten mutlaka bugün kurtulmalıyız. Ya Berin yeter ya, kaç kaşık yedim? Aa İpek, şikayet istemiyorum. Çok kan kaybettin, pekmez kan yapar. Hadi bir kaşık daha hadi. Oh, aferin kızıma, yarasın. Dur, şunu sırtına koyalım. Rahat mı? Yeter vallahi, yatmaktan çok sıkıldım. İyiyim ben artık, kalkmak istiyorum. Öyle sıkılmak yok. Büyük bir kaza atlattın. Dinleneceksin. Evet, öyle hemen kalkmak falan yok. Hadi bir kaşık daha. Hadi hadi canım hadi. Hadi ben gideyim. Berin, bu küçük hanım da bütün gün dinleyince kalkmayacak, tamam mı? Tamam canım. Geçireyim.
Canım sana kolay gelsin. Bizi merak etme, tamam mı? Belki biraz geç gelirim. Akşam ek iş bakacağım. Belki gece şoförlüğe başlarım. Vedat'tan aldığımız parayı bir an önce vermek istiyorum. O parayı ödeyeceğiz. Sakın canını sıkma, tamam mı? Beren, geceleri gözüme uyku girmiyor. İpek'in hayatı söz konusu olmasaydı Vedat'ın tek kuruşuna bile tenezzül etmezdim, biliyorsun. Biliyorum hayatım, bilmez miyim? Çaresizdik. Sakın kendini suçlama. Senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Sağ ol. Sen olmasan var ya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oh! Ay mis gibi keçi sütü. Vallahi çok güzel. Sen de bir tane içsene. İç iç. Nasıl? Sen iç. Sen hamilesin, iyi gelir. Of, Emir. Tamam. Sultan anneye söyleyelim. Ama Emir, ya kadın bana keçi almış sütünü içeyim diye. Of, prenses gibi davranıyor. Ya keşke her şey gerçek olsaydı. Çok güzel olurdu. Gerçek olsaydı derken? Yani karım olsaydın. Çocuğumu taşısaydın. Yok, ben ondan bahsetmedim. Hani şimdi Sultan anne bana çok iyi davranıyor ya. Keşke hep böyle davransaydı. Yoksa ne bebeği, ne hamileliği, daha neler. İyi. Bence senden harika bir anne olurdu. Senden de harika bir baba olurdu. Tamam, biraz sert ama karın ve çocuğun canını pahasına korurdun. Ama bu imkansız. Çünkü senin kalbin mühürlü. Senin de. Yani. Evet. Yok yok. O Kırımlı gelininden doğacak bebek değil, şeytan olur ancak. Allah'ım sen bana yardım et. Torunumu hem o bebekten hem de şu kızdan kurtarayım. Kerim nerede? Onunla konuşacağım ben. Kerim yok. Ne istiyorsun? Bana söyle. Gerçi doğru söylüyorsun. Hasan ha oğlum. Ne de olsa senin gölgende yaşıyor. Oğlum ne bu terbiyesizlik? Müjgan, İbrahim alın götürün şu oğlunuzu. Savaş. Durun bakalım. Konuşsun. Çıkarsın ağzındaki baklayı. Siz daha iyi biliyorsunuz. Oğlum yapma. Rüstem abi Kerim'in yerine içeri soktunuz değil mi? Kaç para verdiniz? Gerçi pahalıya patlamıştır. Ne diyorsun sen be? Ne dediğimi sen çok iyi biliyorsun Vedat Kırım'la. Rüstem abiye suç üstlenmesi için kaç para verdiniz? O arabada Kerim yalnızdı. Bu gözler hepsini gördü. Siz paranızla her şeyi değiştirebileceğinizi düşünüyorsunuz ama gerçekleri değiştiremezsiniz. Gelin abla, bunları büyük anam senin için sipariş etti.
Ay ama bunlar çok güzel. Bayıldım. Bizim oranın kumaşları. Harikaymış. Pırıl pırıl ya. Ne kumaşı bunlar? Bizim oralarda hamile olanlara elbise dikilir. Geline nazar değmesin diye. Pırıltılı olur. Odana götürüyorum. Tamam canım. Simay, yeter artık. Babaannemle konuşalım. Hamile olmadığını söyleyelim. Haklısın. Sütünü içtin mi kızım? Babaanne, biraz otursana şöyle. Seninle konuşacaklarım var. Babaanne. Sürpriz! Buyur, getir getir. Bak, yeğenime neler aldık. Ama... Ya abla, hamile olduğunu nasıl söylemezsin bize? Ama merak etme, annemleri hiçbir şey söylemedi. Yani sen söylemek istersin diye düşündüm. Sultan Hanım. Torununun çocuğunu da gördün. Ay biraz daha bekle, onun da çocuğunu gör. Cennet diksin valla. Yasemin. Tövbe tövbe. Ay ben ne dedim şimdi? Yasemin. Pehlivan. Pehlivan. Buyur hanım. Seninle bir yere gideceğiz. Tamam hanımım. Ben hemen gidip araba yazılayım o zaman. Merak etme. Ben bu dünyayı kazıp çakacağım. Sizi de bu evde barındırmayacağım. İpek Yılmazoğlu. Evet benim. Buyurun. Sağ ol. Yaren babaannem nerede? Pehlivan abiyle çıktılar. İşleri varmış. Gelince konuşuruz tamam. Ben bir şirkete uğrayayım o zaman. Aa enişte. Hamile karını yalnız mı bırakacaksın? Aa ben buradayım ya. Git abi sen işe. Gözün arkada kalmasın. Ne oluyor ya? Yasemin. Yusuf. Bizim size bir şey söylememiz lazım. Ben aslında hamile falan değilim. Ne? Zeliş'i abisinden korumak için böyle bir şey yapmışsın ben. Nasıl yani? Babaanneme söylemediniz mi? Maalesef. Niye? Bunu da Simay'a sor. Ne yapayım ya? Ay Sultan anne ilk defa bana çok iyi davrandı. İki dakika tadını çıkarayım dedi. Ama döndüğünde gerçekten söyleyeceğiz bu kez. Ne yapacağız peki? Neyse, ben şirkete gidiyorum. Ben de yolcu edeyim. Yusuf, bir fotoğrafınızı çekeyim. Ha? Yok bir şey. Senin ne işin var burada? Seni görmek istedim. Sen...
Sen ne yüzsüz bir insansın ya. Al çiçeklerini de defol git buradan. İpek bak, dinle beni bir önce ya. Ne dinleyeceğim? Bana vahşice çarpıp kaçtın, şimdi bir de utanmadan ziyaretime mi geliyorsun? Aman İpek bak. Sen beni öldürmek istedin. Ben seni öldürmek istemedim. Ya ben sana aşığım. Niye böyle bir şey yapayım ki? Çünkü reddedilmeye tahammülün yok. Orası öyle. Ama birini öldürecek kadar da çıldırmadım, merak etme. Senden her türlü kötülük beklenir. İpek. Bak, sana çarpan ben değilim. Şoförüm. Zaten itiraf etti. İçeride şimdi kendisi. Yalan söylüyorsun. Savaş gördü, arabada yalnızmışsın. Savaş da savaş arkadaş, şiştim ya. Her şeyi biliyor bu savaş değil mi? Biliyor tabii. Her şeyi gördü. Peki sen gördün mü? Hı? Görmedin. Çünkü yalan söylüyor. Çünkü bana iftira atıyor. E sen de bu oyuna geliyorsun. Savaş kimseye iftira atmaz. Sana bile. O ne söylüyorsa doğruyu söylüyor. Şimdi defol buradan. Defol! Oğlun 9'a çarptığını gördüm. Rüstem abiye suçu üstlenmesi için hangi parayı verdin? He? Polise gitmeyeyim diye bana verdiğin o kirli parayı mı? Yetti senin bu hazımsızlığın. İpek'in oğluma döneceğini anladın. İyice çamura yatmaya başladın. Ne diyorsun sen be? İpek artık Kerim'in yüzüne bakmaz. Ondan nefret ediyor. Hiç o kadar emin olma. Nihayetinde babası hastane masraflarının parasını benden aldı. Ne? Bilmiyor muydun? Aslan kızına çarpanın Kerim olduğuna inansaydı, sence benden para alır mıydı? Hem İpek zenginliğin içinden geliyor. Belli ki seninle biraz gönül eğlendiriyor. Bence bu işi fazla ciddiye alma. Sonra üzülen sen olursun. Ben şimdi sizi öyle bir üzeceğim ki. Vedat! Oğlum! Oğlum! Tamam. Korkmayın ya. Babam yaşında adama el kaldıracak değilim. Benim derdim Kerim'le. İbrahim! Al götür şu oğlunu. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Kazaları genelde senin oğlun yapardı. Suçu da şoförün üstlenirdi. Bakarsın bunu da üstlenir ha. Ne dersin? Evimden defol! Tamam, şimdi gidiyorum. Ama görüşeceğiz. Hadi. Vedat, gerçekten kazayı Rüstem mi üstlendi? Saçmalama Begüm. Mafya filmi mi çeviriyoruz burada? Baş baş konuşuyor işte. Emir. Sultan Hanım'a hamile olmadığımı söyleyeyim mi? Yoksa beraber mi söyleriz? Bilmem. Sen bilirsin. Sen yokken söylersen beni parçalamasın. Yok artık. Tamam. Bekle, birlikte söyleriz. Tamam. Simay. Kendine dikkat et, olur mu? Niye böyle bir şey söyledin şimdi? İçimde bir huzursuzluk var. Sen yine de dikkat et. Tamam. Yani bunu içince bu iş bitecek mi? Hem de nasıl Sultan Hanım, anında biter. Bunu içen kadın tohum tutmaz. Güzel. Senin gelin içsin. Yarım saat geçmeden kendini kaybeder. Düşer kalır. Bebekten de kurtulursun.
bana da duacı olursun. İstersen senin konağa bir gelin Sultan Ana. Bir fasıl okuyayım. Senin torun o gelini kapının önüne koysun. Nefesim kuvvetlidir. Hadi be sen de. Senin uydurmalarına anca cahiller kanar. Al şunu da yoluna git. Şimdi nereye büyük ana? Eve. Pehlivan. Buraya geldiğimizi kimse bilmesin. Ağzını sıkı tut. Emredersin büyük ana. Ya İpek yapma ya bir dur. Al çiçeklerine defol git. İpek bak sen beni iyi tanırsın. Ya ben sana zarar verecek bir şey yapar mıyım? Sen bana zaten hayatım boyunca zarar verdin. Şimdi çık git buradan gözüm görmesin seni. İpek lütfen yapma. Defol dedim sana defol defol. İpek. İpek iyi misin? Dokunma bana. Dokunma. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Yok bir şey. Kerim de gidiyordu zaten. Geçmiş olsun demek için gelmiştim ama İpek'i inandıramadım bir türlü. Berin abla, sen söyle. Bizim kötü bir niyetimiz olsaydı babam Aslan amcaya hastane masrafları için yardım eder miydi? Ablam da alın götürün dedi. Gerçi haklı. Sultan Hanım eğer gerçekleri öğrenseydi bu ayıcığı deşerdi. Yok artık. Ay evet öyle. Kadın bir değişik. Sen sanki değişik değilsin. Kadının gözünün içine baka baka sen öleceksin dedin ya. Ay ölmeyecek mi? Kazık mı çakacak dünyaya? Tövbe de. Allah gecinden versin. Hayatımda ilk defa bir erkeğin şeytan kulağına kurşun yaptığını görüyorum. İlkleri yaşasın benimle. Ay ne demezsin. Tamam. Ben bu oyuncakları ne yapacağımızı buldum. Ne yapacağız? Gel sen hadi. Ne? Ne? Nereye götüreceğiz? Ne yapacağız? Söylesene. Yusuf. Yusuf. Ya şunu tut bari. Hanımlar, ben geldim. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Bu ne hal? Baba bunları Vedat Kırımlı mı ödedi? Baba cevap versene! Borç aldım. Ya sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Borç alacak başka kimse kalmadı mı? Yani ben şimdi bana çarpan adamın parasıyla mı hayata döndüm? Sana çarpan Kerim değilmiş. Hem o parayı almasaydım... Sen de buna inandın öyle mi? Savaşa değil de bugüne kadar arkandan iş çeviren o adamlara inandın. İpek. Ya sen Kırımlılara nasıl inanırsın? Baba nasıl böyle bir şey yaparsın? Bravo sana. Kime inanacaktım ha? Kime? Savaşa mı? Söylesene. Savaş'ın Kerim'den ne farkı var ha? Bu nasıl bir soru? Savaş Kerim gibi değil. O dürüst bir adam. Tabii. Tabii. O kadar dürüst ki seninle sevgili olduğunu ondan değil Vedat Kırımlı'dan öğreniyorum. İpek. Söylesene ben bu adama nasıl güvenirim ha? Nasıl güvenirim?
Yaren. Bırak oraları silmeyi de gelin hanıma çorbasını ısıt. Ama gelin abla daha yeni yemeğini yedi. Olsun. Bir daha yesin. Kız hamile. Kilo alması lazım. Görmüyor musun? Kuru. Kepçik gibi. Pehlivan, senin kadınların içinde ne işin var mutfakta? Hadi işine. Sen de ısıt şu çorbayı. İyiyim anneciğim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ha, iyi. Ya ben de aramayınca bir şey oldu sandım. Anne, bak sana ne diyeceğim. Biz artık Sultan anneyle çok iyi anlaşıyoruz. Evet, ya kadın aslında hiç öyle göründüğü gibi biri değilmiş. Demek ki, yani bence başta acısı var diye öyle davrandı. Ama şimdi biz çok iyiyiz. Her şey gerçek olsaydı. Çok güzel olurdu. Gerçek olsaydı derken? Yani? Yani karım olsaydın. Çocuğumu taşısaydın. Resmen Aslan abinin zayıf yönünü kullanmış. Kızının hayatına karşılık oğlunun özgürlüğü. Savaş. Hani tam Kırımlara göre bir plan. Sana ne oluyor oğlum? Alan razı, satan razı. Sen karışma oğlum. Nasıl karışmayayım anne? İpek benim sevgilim, böyle bir zorbalığa izin vereceğim ben. Sen hep bana dürüst ol demiyor musun? Böyle mi dürüst olacağım? Peki ne yapacaksın? Ne yapacağım? O parayı bulup Vedat Bey'in suratına fırlatacağım. Yoksa bunlar bir gün o paranın karşılığını söke söke alırlar. Oğlum, parayı sen nereden bulacaksın? Kurban olayım, başını belaya sokma. Müjgan sen karışma. Oğlunu tanımıyor musun ha? Kafaya koyduğunu yapar o. Bu kız oğlumuzun karşısına nereden çıktı? Sanki dünyada kız mı kalmadı? Aşk belli olmuyor işte. Hadi Müjgan, hadi. Hadi yürü içeri gidelim, hadi. Ha, alo Fatih, ne haber? Eyvallah, iyilik bende. Ya ben sana bir şey soracağım. Senin bir tefeci tanıdığın vardı, hala görüşüyor musunuz? İyi, tamam, o zaman bana bir 20 kağıt lazım. Bugün çıkarabilir mi? Eyvallah, tamam. Tamam, orada buluşalım. Ben sana göstereceğim Vedat Kırım'la. Yorumlara bak ya. Odunağı olmuş aya. Birbirlerine çok benziyorlar. Ne? Odunağı hangisiyle buna iyiymiş? Süper oldu ya. Aydın. Niye? Neredeyiz ki? Görmüyor musun? Burada öksüz yetim bebeler yaşar.
görsen bir tatlılar. Allah katından gelmiş melek gibiler. Başlarında ne ana ne de baba var. Kadersizler garibanlar. Hadi şu oyuncakları verelim de biraz yüzleri gülsün. Hadi. Tut şu ayının ucundan tut hadi. Sultan anne aşağıda mı? Aşağıda gelin abla. Tamam. Onunla biraz konuşmak istediğimi söyler misin? Biraz dinlenecekmiş. Sana çorba gönderdi. Sen bunu iç ben haber veririm. Tamam canım. Hamile olmadığını mı söyleyeceksin? Evet. Ama bekleseydin gelin abla. Neden? Ne bileyim. Sultan ana kızar falan. Yok yok kızmaz merak etme. Hem biz artık Sultan anne ile çok iyi anlaşıyoruz. Çorbamı içip geliyorum aşağı. Tamam. Tamam. Gelin abla ne kadar tatlı bir insan değil mi? Allah gönlüne göre verir inşallah. Yarın. Sana bir şey söyleyeceğim ama... Pehlivan! Gel bu televizyon ayarı yine değişmiş. Ne diyecektin Pehlivan abi? Pehlivan! Neyse, boş ver. Bunun aynısından istiyorum. Yapabilir misin? Tabii efendim. Savaş'la sevgili olduğumuzu sana söyleyecektik. Ne zaman? Ha? Evlendikten sonra mı? Bir şeylerin yoluna girmesini bekliyorduk. O Savaş denen adam seni kullandı. Sen hala bir şeylerin yoluna girmesinden bahsediyorsun. Aslan! Biz yanlış bir şey yapmadık. Yapmadıysanız... O kazanın olduğu gün... O herifin yanında ne işin vardı? Ha? Baba neler diyorsun sen? Yalan mı? Onun evinde değil miydin? Evet, oradaydım. Ama bana evlenme teklif etti. Yani biz yanlış bir şey yapmadık. Savaş, mert birisi olsaydı önce gelip seni benden isterdi. Ama ne yaptı? Seni kullandı. Sen de buna izin verdin. Ben hiçbir şeye izin vermedim. Savaş sana gelmek istedi, ben engel oldum. İnanmıyorum. Eğer Savaş seni gerçekten isteseydi önce gelip benim kapımı çalardı. Bugün beni yok sayan, yarın seni yok sayar. Abi bir dakika. Savaş, oğlum bak emin misin? Ödemeyi birkaç gün bile geciktirsen bu adamlar acımazlar, sıkarlar kardeşim. Eminim eminim. Bu para bana lazım. Niçin? Babam için. Ali! Sabaha kadar sizi bekleyemem. Karar verdiniz mi? Verdik verdik. Baba bu söylediklerine çok pişman olacaksın. Hayır olmayacağım. Emin ol insanları senden daha iyi tanıyorum ben İpek. Savaştan sana hayır gelmez. Ve bu yüzden de o çocukla bir daha görüşmeyeceksin o kadar. Zamanında ödemezsen canını yakarız. Haberin olsun. Tamam öderiz.
bir maymun var burada. Bu maymun. Al bakalım. Ne oluyor bana ya? Siz onları bahçeye götürün. Sultan Ana, gelin abla seninle konuşmak istiyordu. Tamam tamam, sen işine bak. Bence senden harika bir anne olurdu. Senden de harika bir baba olurdu. Karın ve çocuğun canını pahasına korurdun.